Efendim Sky Spor hoca sohbetlerine hoş geldiniz. Önemli bir konuğum var. Kendisi e, iş dünyasında önemli işler yapan e, bir kişilik. Aynı zamanda da Galatasaray camiasının önemli bir ismi Ali Fatinoğlu. Fatinoğlu Holding Yön Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Galatasaray'da da e, başkan adaylığı da, e, adaylığında da bulunmuş bir isim. Hoş geldin yayınlar patron. Hoş bulduk. Sizler de şeref verdiniz iş yerimize. Evet biz de hoş bulduk sizin e, mekanınıza, e, ofisinize. Teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Hemen Güzelce. hızlıca başlayalım sohbete istersen. Baştan itibaren yani bir sporla ilgi ne zaman nasıl başladığı çocukluk yıllarından olmuştur mutlaka. hem de o konuda özellikle Galatasaraylı konusunda seni etkileyen kim vardı ya da kendiliğinden mi yolunu çizdin? Bize bunları bir anlatırsan Memnun öyle başlayalım. Etti. Dedem biz Girit'ten ilkokulu bitirip okulda başarılı olduğunda Osmanlı döneminde İstanbul'a Mektebi Mülkiye'ye getiriyorlar. orada da başarılı olanları, şimdiki adı Mülkiye olan, o zaman tabi İstanbul'da Mülkiye, hı hı. burada okutuyorlar. Mülkiye bitirdikten sonra devlette yönetici böyle bir düzen kurulmuş. Giritte Hanya'dayız e, doğmuş, ilk okul birincisi olunca mektebi Mülkiye'ye geliyor. 25. dönem ve 25. dönemde ...derecelere mezun oluyor. Hı hı. Sonra da Mülkiye. E, babamın Galatasaraylılığından başlayan bir Galatasaraylılık ama esas olay dedemin Galatasaray Lisesi mezun olmasından kaynaklanan bir ailece bir Galatasaray kültürü var. Yani Biz genler, de, genlere yerleşmiş. Genlerimize yerleşmiş. Biz de üç kardeşiz. Üçümüz de Galatasaray. Kaçak Dede, yani. baba, üç kardeş. Sonra bizlerin her birimizin ikişer çocuğu var. Altı çocuk hepsi Galatasaraylı. Bir zorlama var mı yok mu? Hiçbir şey yok ama ikna var tabii ki. Evet. Evde Galatasaray var maça getirerek antrenmana getirip e, ablamın çocuklarını antrenmana getirdim. Orada Galatasaray futbolcular tek tek resim çekerek Galatasaraylı olmalarını sağladım. Demek ki sizin dede de baba da o konuda bir başarılı. E tabi babam da Galatasaray maçlarına beni getirerek şimdi, e, Galatasaraylı yaptı. Şimdi Rami Koç'un durum, durumuna baksanıza yani. <laughs> evet işler acısı. Evet. Yani işte hep anlatır ya işte şey e, hizmetli ya da işte şoför onları götürürdü e, maça ve evet. E, farklı farklı kulüplere... Biz Bizde Allah'a çok ama. şükür olmadı. Biz e, 6. kuşa Galatasaraylı yapmış vaziyette gidiyoruz artık. Yani o boyuta ha. doğru gidiyoruz. Ha. Bir tane firemiz yok. Galatasaray'ın <laughs> o zaman bu, bu, konuda şey vermesi lazım, ödül vermesi lazım. Belki. Evet. Aileye. Evet. Bu kadar olsun. Evet. Ya, aslında belki de biliyordum ama unutmuşum ben, ee, hazırlık yaparken bu sohbet için. Baktım çalışmaya ilk, çalışma hayatına ilk Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabirliğiyle ile başlamıştım. Doğru. O iş nasıl oldu? Yani spor muhabirliğiyle başlamak. Sonra niye bıraktın? Hayatımın ilk ve tek torpili. Evet. O da e, babam. Hmm. Ben e, 12 Eylül sonrası e, Cumhuriyet'te çalışmak istiyorum dedim. Liseyi bitirdik, üniversite kazanamamıştım ilk sene. Boştayım, ne iş yapmak istiyorsun? İlgi alanım medya... ve Cumhuriyet Gazetesi. Babam da Asaf Savaş Akat'la karşılaşıyor. Hiç yapmadığı bir şey. Beni de çok sevdiği için, ben de böyle çok istediğim için... ona söylüyor. O da Hasan Cemal'e ya Abidin Nesimi babam. Yani Abidin Nesimi'nin talebi nasıl yerine getirilmez evet. diyor, hele oğluysa. Hasan Cemal'e arıyor. Hasan Cemal'den telefon. Şok vaziyetteyim. Cumhuriyet gazetesine gidiyorum. O zaman yazışlarımı da Okay Gönelsin. Hasan Cemal'e gidiyorum. Gel diyor. Bana o kadar babacan davranınca ben de etkileniyorum yani bu sıcaklığa. Ondan sonra dedi ki nereye gideceksin? Ne anlarsın? Ben de o dakikaya kadar farkında değilim. Gazeteci olacağım ama ne olacağım? Gazeteci hangi branş olacak? Hangi, bölümde çalışacak? <laughs> hangi bölümde çalışacak? Evet. O da beni bekliyor. Bekliyor ki böyle siyasi bir bölüm isteyeceğim. Haber dairesi dedi kültüre vereyim seni dedi. Ondan sonra kültürde de Salim Alparslan var yani Türk medyasının hep evet. en büyük Önemli isimleri şey orada. Var. Evet. Dış haberlerde Ergun Balcı var dedi. Ergun Balcı'yı mı yani. istersin dedi Salim Alparslan mı? Dedim ben spor istiyorum. Hasan Bey diyor ki Cemal... E, Ali'cim diyor bak sporda 12 kişiler onlar, çok kalabalıklar, oradan yükselemezsin. Sen boş olan bir yere gel, oradan medyada yürü dedim ben sporu seviyorum. çok istiyorsan karışmıyorum. O zaman dedi yazı işleri müdürümüze gitti. Okay Bey e beni gönderdi. Dedi Ali Fatinoğlu oldu. al. Nereye istiyorsan oraya ver dedi. Yanına gittim. O da bana aynısını söyledi. Dedim ben sporu istiyorum. Ama sporda da bir kadro var ki. Yine mi Türk medyasını çok önemli. Söyle. Rahmetli Abdülkadir Yücelman. Mehmet Teskan, İsmet Berkan. Mustafa Sağlamer, Gece Sekreteri. Evet. Ee, şu anda hala çalışan Hilmi Türkay. Evet. Levent Donduran. inanılmaz bir kadro. Arif Kızılyalı falan ortada yok. O Arif soruda. daha yok. <laughs> Arif Kızılyalı'nın yok. Esas İbrahim Yıldız da yok. Tabii o da yok. Doğru. Ben Cumhuriyet'te spora başlarım. Sonra tesadüfen Vefa Sarıyer maçı var. Ben de üniversite sınavları var. Bana üniversite açık açık yer e, Edirne Kapı. Yani stada mesafesi 3-5 kilometre. Yoksa sınava da gireceğim yok. Hı hı. Aynı gün bana git ve vefa Sarıyer maçını yaz dediler. Ben de gittim. garada Garo'da o hiç unutmuyorum. Sarıyer 3-0 yendi. iki tane gol attı. Gittim ondan röportajı da yaptım Hayri abiye. Hı hı. Oradan da ya dedim zaman erken. Hadi gideyim sınava gireyim. Sınava öyle girdim. sınava girdim. Sonra stada geçtim. Sınavı kazandık. Ben hiç beklemediğim bir şey oldu çünkü hiç hazırlanmamışım sadece... analiz yaparak şey yaptım ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tam da istediğim yer. Hı hı. Annem de ya okumazsan hakkımı helal etmem ben yine gazeteciye devam edeyim dedim. Annemin etkisiyle hadi üniversite okuyayım dedim. İyi ki de okumuşum onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, okul hayatı öyle başladı Marmara de bıraktım. Ve öylece öyle. gazeteciliği bıraktım. Sonra hı. İstanbul İşletme'de master yaptım. Ama yıllar geçti. O gençlik döneminin gazetecilik takıntısını sonra... benim yerime de Halef Selef... çok önemli bir isim geldi. Benim gitmemin hayrı oldu. İbrahim Yıldız geldi. Hmm. Cumhuriyet'in efsane genel yayın yönetmeni oldu. Doğru. Şimdi Habertürk'te. Ee, sonra... Spor servisinin başına geçen Arif ya Tabi diyaloglarımız hiç kopmadığı için. Arif hmm. Kızılyalı'ndan... Cem TV'de... Pran Celal yapmış. Toprak'ta genel yayın yönetmeni oldu. Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı. Evet. Ben de orada 3 e, yıl spor yorumları yaptık. Arif Kızılyal'ın, Aydoğan Cevahir, e, hakem olarak da bineli Kartal vardı. Çok iyi bir kadroyduk, çok da güzel yorum. Ve ben 3 sene boyunca her sene başında kim şampiyon olacak sorusunu bilen kişiyim. Bravo. Celal Toprak bana 3 senenin sonunda bir bilen diye bir program yapalım <laughs> sana diye hatta söyledi. Tabi yapmadık bu aram böyle. Şey ben ama araya televizyon tarafı da girmiş. Girdi, yani. girdi, girdi, girdi. Çok keyifli lan. Yani, onu da söyleyeyim. Evet. Yani mesleğinizi e <laughs> takdir ederek, beğenerek, keyif alarak. Çünkü hayatı biliyorsunuz, dünyayı biliyorsunuz, gelişmeleri biliyorsunuz. Ya zaten sevilmeden yapılmaz bu iş. Evet, i̇şte, evet. Sevince yapılıyor. Ayrıca da gerçekten de hani ilişki ağı anlamında çok önemli. Bir de her farklı yere uzanabiliyorsunuz. Ve oralardan birikim elde etmek mümkün olabiliyor, İyi bir çok da. önemli bir meslek, önemli meslek çok meslek. önemli bir meslek. Peki patron Galatasaray'da yavaş yavaş böyle hani yönetim kuruluna gireyim ya da başka adımlar var Şimdi o, o da nasıl da oldu? Şöyle o oldu. oldu. İlk ee, mesela yönetim kurulu 2010'lara 2010 yani. doğru biz Elazığ'a yatırıma gidince... Elazığ'ın en büyük yatırımcısıyız. Hı hı. Bizi e, şehrin önde gülendir ve valimiz aradı. E, ...dediler ki ya Elazığ spor birinciliğe çıkıyor. <laughs> Buna sahiplenilmesi lazım hı hı. çünkü çok da önemli çünkü Doğu'da 20 küsur vilayette hı hı. Süper Lig'de oynayan takım yok Doğru. <laughs> ve futbol takımı orada gelerek bütün bir şehirlerin, bölgenin e, sembolü en önemli yer ve gençliğin hı hı. spora yönlenmesini, futbola yönlenmesini de sağlıyor. Gençliğin geleceği açısından bu çok önemli kulübe sahiplenilmesi lazım çıktığı gibi düşmesin dediler. Biz de o günün şartlarında herhalde sponsorluktaki en yüksek rakamı... Hı -hı. ...Türkiye genelinde vererek isim sponsor olduk. Hı -hı. Sanikaboru Elazığ Spor ismiyle. Ve 7 haftaya geldiğimizde... ...sadece 3 puanımız vardı. Hocamız teknik e, Bülent Uygun'du. Hı -hı. Bülent Uygun'u tanıdım. Çok düzgün bir insan. Bilgili. Fakat kısmetsiz Yani hakikaten kısmetsiz Kötü hoca değil. Hı -hı. Çok iyi bir hoca. Ama futbolda... Top direkten geçmedi mi, çizgiyi geçmedi mi... başarısız olmuyor, kabul tabii. ediliyor. Olmuyor. <laughs> 7 hafta 3 puan. biz de sponsor olarak... artık her gece uyuyamıyorum. Rezil olduk. 3 puan küme düşüyor. Adımız var. Şirketin adı Sanikaboru geçiyor. Ligde en altta. Hmm. Diğer takımlar, bizde 3 puan var. Diğer takımların puanları bizim iki, iki katımızın üstünde en altta. Yani kesin düştük, herkes düştü diyor zaten. Moral sıfır. Yedinci haftada hoca değişikliği oldu. Yılmaz Vural ve Yılmaz Vural bizim işyerimizde basın toplantısıyla başladı. Ve Yılmaz Vural'la öyle bir diyaloğumuz oluştu ki her hafta sonu yani boş maçtan sonraki gün Hı -hı. ailece kahvaltı yapıyoruz. Biz onun ailesine gidiyoruz. O bizim aileye geliyor. Ve tek sohbetimiz Sanika Boru Elazığ Spor. Hı -hı. Futbola o kadar işe ve Yılmaz Vural'dan, Bülent Uygun'dan da Allah razı olsun inanılmaz bilgi sahibi oldum. Bir sene boyunca büyük bir heyecan, mücadele, deplasmanlar. Her yerde beraberiz, Yılmaz Hoca ile beraberiz. Benim arabayla hatta dönüyoruz Eskişehir'den, benim arabayla dönüyoruz. O derece... hep yakınız ve futbolu, medyayı, hakem dünyasını, işte Federasyon Genel Sekreteri ile Elazığ adına... yemek yeniyor toplantılar oluyor. Yılda üç tane... genelde oluyor, başkan geliyor. Başkan da sağ olsun... sponsor diye bizi sadece para veren birisi olarak görmedi. Bizi beraber bir abi kardeş ilişkisi yaşadık başkan hmm. Selçuk Öztürk'le. Federasyon genel sekreteriyle bütün yemekli toplantılarda biz de varız. Abi hmm. kardeş ve başkanımız. Böylece biz kulübü resmi olmadan sponsorluk boyunca esası kulübün yönetiminde yer aldım. Hmm. Bu benim federasyonu ee, televizyon yayın kuruluşuyla, dijitripten ilişkilere kadar. Stattaki maçta saha müşahidin gelip sahayı inceleyen ben bunları bilmezdim. Hı hı. Hepsini orada öğrendim. Onlarla ilgi, diyalog, yani çünkü gezip bir tane sırgara izmatı görse ceza yazabiliyor. Evet. Bir de stadın temiz kalmasına kadar ben ilgi, yani görev verilmeden görev almıştım. Hı. Böylece ben sporun, futbolun, bir süper süperlikteki bir kulübün nasıl yönetildiğini ve perde arkasını, yokluğu bilerek... Bir eğitimimden geçmiş oldum. Ve o seneyi o 3 puan olan takım 34 puanla ligi 12. bitirdik. İyi. Tabii çok büyük başarı. Bir sene sonra Okan Buruk'la kulüp düştü ama biz de sponsorluğu o zaman bırakmıştık. Ee, Okan Hocayla da sponsorluktan ayrılmamıza rağmen başkanımız bizi hiç kopmadık. Okan Buruk'la da beraber yine iki defa yemek yedik İstanbul'a takım maça geldiğinde beraber. Yine başkan abim ben ve... Okan Hoca ve yardımcısı. 5 kişi. Yani hı hı. öyle bir diyalog devam etti. Bir süre geçtikten sonra, yıl... 2018'e geliyor artık. Yani hı hı. sistemden e, kopmuşum. Bir telefon... E, şimdi rahmetli olan Soysal Algan, hı hı. Trabzon Öğrenci Yurdu Başkanı. Hı hı. Ya dedi, Ahmet Özdağ'ın benim... Çancıyer arkadaşım... Galatasaray'ı iyi bilen, sponsorluğu, finansı... bütçeyi bilen, dedik ya bir Ali Fatinoğlu var. E, fanatik Galatasaraylı, o bana demişti Elazığ'a başkan mı olacaksın? Yok dedim ben Galatasaraylıyım. <laughs> Galatasaray'dan başka bir e, kulüp yönetici ya da başkanlığı düşünmüyorum. Bana Samsun Spor'un başkanlığı da üç kere teklif edilmiş. Hem de ligde, birinci ligdeyken yani en güçlüyken. Hmm. Eniştem'in memleketi. Ben yok demiştim. Bölgesel, işte Bakırköy Spor'un başkanlığı teklif edildi. Hmm. Daha sonra Akisar'ın başkanlığı teklif edildi. Ben birinci şeydeyken hem de dedim ben Galatasaray dışında bir forma yöneticiliği kendime etik bulmam dedim ee, ve almadım. Tek üyeliğim zaten Galatasaray'dır. Hiçbir yeni Başka üyeliğini kabul etmem, etmem. evet. Ne güzel. Yani böyle bir Galatasaray'ım var ama fanatikliği sevmem. Yani Hı. fanatik bir taraftarım ama fanatikçe yorumu hiçbir zaman sevmedim. Haksız bir foli bile almak istemem. Bırakın Hı, penaltıyı. Doğru tutum. Asla. Hı. Yani o oilde ver topu karşıya diyebilen bir e, kültürdeyim, hiç hı hı. hoşlanmam. Mücadele etmeyi, hırsı severim. Hı hı. Ahmet Özdağdan tanıştım. Ve e, yanında Tuncay Bey vardı. Tuncay Bey beni çok etkiledi. Tuncay Çobanoğlu, çok hı hı. bilgili, çok akıllı bir adam. Ve orada başladık, e, kabul ettik. Ondan sonra baktım, başkan yardımcılığı, sonra stat'tan da sen sorumlu ol, şundan da sen sorumlu ol. sponsordan ol. Finans'tan, yani başladıkça seçimin... ...taşıyan kişi boyutuna geldik. Se o seçimi kaybettikten sonra... Ahmet Özdağ'ından kaybettik. Ee, Galatasaraylılar... platformunu kurma kararı aldık. Hı. Bu grubun içindeki arkadaşlar. Ee, ama Ahmet Özdağ'ı grubu almadık çünkü... E, onu ayıralım dedik. Yani biz Galatasaraylıyız. Bir Hı. isme mal olmasın bu iş. Galatasaraylar platformu, şimdi dönüp bakıyorum... Galatasaray'ın en güçlü isimleri var. Mustafa Cengiz de moderasyonda. Ha, güzel. Beraberiz aynı masada. Hepimizin derdi Galatasaray. Yani... E, Galatasaray'da negatif bir sonuç alsın da takım... buradan bir yöneticilik çıksın kimseye. Asla. Hiç kimse böyle bir şey yok. Hepimiz... müthiş bir taraftar ruhuyla oradayız. Hatta... bir otelleri, Marmara Otel'de de Galatasaray'ın sorunlarını, konularını konuşalım diye bir toplantı yapıldı ve bunu... finanse ettik. E, sonra platform olarak resim çektirdik. Resme bakıyorum... Hep şimdi hep yönetimde aktif isimler, Hı -hı. E, güçlü isimler. Ya biz... esasına ne kadar güçlü bir kadroymuşuz o zaman, olayın farkında değilim. Çünkü yeni evet. olduğum için bilmiyorum. Hı -hı. Mustafa Cengiz kazandıktan sonra... Mustafa Cengiz'e seçimi kazandırdık. Hı -hı. E, Dursun Özbek'e karşı. Ben de o zaman Galatasaray, Dursun Özbek bana Galatasaray... Galatasaray proje üretim grup başkanlığını teklif etti ve 21 kişilik bir ekip kurdum. Hı -hı. Ve Galatasaray nasıl kurtulur diye... Nasıl geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nde şirketleri kara geçirdim, orada da yeni gelir kalemleri hep bulmuştum. Yani benim iş hayatımdaki bakış açım, evet. mevcut gelirler zaten var. Sen yeni gelir kalemleri üretebiliyor musun? Üretebiliyorsan işletmecisin. Evet, evet. Yoksa standart e, yönetici memursun. Başarı, yenilerini bulabilmek. Mevcutları herkes görüyor zaten. 47 tane yeni gelir kalemi projelendirdim. Hiç o projelerden devreye giren ya da işte o gelir kalemleri... Şimdi ben bunları e, Dursun Özbey'e anlattım Dursun hmm. abiye. E, mesela inşaat projelerinde riva Riva'ya hmm. otel yapılsın ve otelin bütün masraflar otelin içine yani gıda, temizlik, hmm. güvenlik, otopark bunlar hepsi otelin içine gelir. Böylece tesis maliyetsiz bir tesis ve gece orada konaklansın. Havaalanına yakın olduğu için burası turizmle de birleşir. Çok rahat bir otelde Hı. dolar. Futbol sahasının olduğu yerde, Ali mesela yan taraftaki basketbol da çok amaçlı bir salon yapalım. Ee, dikdörtgen bir proje yaparak dışı, dış mekan, otel olarak hizmet versin. Çünkü Hı. tesisi kuruyorsunuz, tesisin maliyeti çok yüksek. Çünkü tesisi e, 24 saat korumanız, Tabii. ısıtmanız, temizliği... E bunları üstlenmesi lazım. Yılda 17 tane maç ligde oynuyorsunuz. Toplam 25 maç. E 365 günü, 25 günü dolu. Geri kalanı boş. Boştur stadyum. E, ve e, öyle bir şey yapalım ki dışı otel, ortası salon Hı -hı. ama salonun zemini hem basketbol, hem voleybol, hem güreş, hem judo da olduğu gibi alttan da kayarak burası havuz olarak yüzme grubunda buraya taşıyalım. Hı -hı. Yüzme çalışmaları da burada yapılsın. Buna da uygun bir salon yapalım ki bu çok müsaid çünkü tribünler duracak ama içerisini ona göre planlayalım. Basketbol, hmm. voleybol, gazze, sportif bütün bölümleri burada çalışabilsin. Ki burasını e, 20 haftaya, 20 maça üstüne çıkması lazım. Ve tabi şimdi burası da otel olursa, buna iyi bir restoran da olursa aynı Navizade'nin formatını, stadın yan tarafını Taşıma yiyip temkin, içilen... Bir çadır formatıyla da bahçesine değerlendirelim. Her maçta buradan da ek gelir alarak kapalı spor salonunun bir aylık tüm masraflarını rahat rahat karşılayıp para bile kalsın. Otelden de zaten bir para kalsın. Bu bahsettiğin şey Mecidiyeköy'deki yer için söylüyorsun değil mi? Hayır Şimdi şu şu anki yer, mevcut tamam. yerin yanına basket sahasını bir basketbol salonu gibi yapmayalım dedim. Sportif AŞ'de çok büyük bir hata var. Nedir o? Üreticiden ürünü alıyoruz. Şimdi bu ürünün kalitesinin kontrolü başka bir problem. Evet. Aldığınız mal depoya geliyor. Depoda beklemesi ve depoda depo kirasından çalışanından lojistiğine kadar depoya gelmesi bir maliyet. Mağazalara gitmesi bir maliyet. Ve bunu mağazalar, mağazalarda müdürlerimiz var. Ama mağaza giderlerinde bir problem şu. Mesela çalışma saati sınırlı. Hı. Siz tek var bu yapıyı çözemezsiniz. Ne oluyor iki var diye çıkıyor. Yani orada siz kendiniz orayı işlettiğiniz takdirde ciddi bir personel çalışma saati maliyetiniz Hı. var. Hı. İki malzemeleri koruyacak, denetleyecek sonra takip edecek bir merci yok. Hı. Malzemenin sahibi yok. Eksik çıktığı zaman tutanak tutuyorsun eksiktir diye bunun zararının tamamı kulübe geliyor. Hı. Dedim ki bu sistemi hemen kaldıralım. Galatasaray bir yapıyı işletmeyecek. İsmini kullanıp para kazanacak. Yani ne yapması lazım? Galatasaraylı aklınıza gelen her ürünleri başkan adayı olduğumda hepsini Galatasaray markalı ürün. Hmm. Ve Galatasaray markalı üründe kahve makinesinden, kuru yemişten, temizlik ürünlerinin tamamına kadar aklınıza tuvalet kağıdından aklınıza gelen her evet, ürün mi? grubun Fason Galatasaray'la ismini verelim çünkü üreticiye. İyi bir marka değeri var çünkü. Galatasaray ismi kadar önemli bir isim olabilir mi? Hı hı. Ve bu Fason isimlerimizi verdik ve diyeceğiz ki... Galatasaray ismini aldın, bu kadar para... Galatasaraylı üründen satış noktalarına... şu kadar da yüzde yıllık, yüzde 5, yüzde 10, yüzde 2 hı hı. kar payı alırım. Peki satış yeri neresi? İşte bu satış yerini belirlemek gerekiyor. Satış yerlerini biz belirleyeceğiz. Nasıl hı. belirleyeceğiz? Türkiye'de AVM ve meydan olarak baktığınızda 2000 tane yer var. Bu 2000 tane nokta ne demek? Bir, sportif yani eşortman ve kıyafet satış yeri ayrı ama bunu Galatasaraylı mağaza açmayalım. Çünkü Galatasaraylı mağaza açarsanız maliyetleri yüksek. Bunun yerine mevcut mağaza gruplarının içinde cornerlar, köşeler, bir köşe belirleyelim. Bu köşeyi sahibi de biz olmayalım. O mağaza, o meydanda bir tek yere, herkese değil bir tek yere ama öne tabela koyması şartıyla Galatasaraylı ürün grubu koyalım. Oraya bir tane eleman koysa ne kira, ne elektrik, ne telefon, ne su, ne gelel giderler. Sadece bir kişinin maaşı iki defa dönerse ama patron kendisi zaten malzemesine evet. kendisi korusun. En az genel giderle ürünü sahaya çıkartalım. Peki bu benimsenmedi mi yoksa hani ee, Çaba harcadınız da olmaz. Benim sense mı? şu anda uygulanır. Ben hmm. bunları hepsini anlattım. Basite indirgeyerek anlatıyorum. Hmm. Yani hem pazarlama yeri, şimdi Galatasaray Corner'ı verdiklerimizden de her yıl para alacağız. Hmm. Corner'lık verdim. Üreticiye de ürün verdim. Alacağız. Burada bir tane bilgisayar sisteminler. şu sözleşmeleri hukuken yapacağız. Biz her sene şu kadar parayı isteriz. Vergi e, şeyini alacağız. Hmm. Ne kadar e, beyanname verdin. Ona göre primimi isterim. Yıllık kira parasını. Hem Fason'dan hem satış yerinden. Biz burada sadece kalite kontrolünü yapacağız. Bir de bu cornerların dışında en önemlisi bu kadar market var. Marketlerin biriyle anlaşacağız. En büyük market diyeceğiz ki Galatasaray reyonu veriyoruz. Yani Galatasaray reyonunda çikolata, sakız, şekerlemeden tutun temizlik malzemesinden, Galatasaraylı kolonyasından aklınıza gelebilen bütün markette satılan ürünlerin hangilerini Galatasaraylı yaptıysak reyonu o kadar büyüterek koyun. Şimdi ben bir Galatasaraylı olarak o marketi tercih edeceğim. Hmm. 25 milyon Galatasaraylı var. Galatasaray dediğiniz zaman sadece sosyal medyada 3 milyonun üzerinde aktif takip eden var. Hmm. Ve böyle bir sevgi var ki Galatasaray sevgisi bu bütün futbol takımları için geçerli. geçerli Hepsi bunu yapabilir ve tabii. hepsine marka ismi çünkü marka parayı kazandırıyor. Galatasaray ismi beni oraya getirir. Püsküvi alacaksam Galatasaraylı piskivi alırım. Çocuk oyuncağı alacaksam Oyuncakçı bölümü de ayrı olacak hmm. Oyuncak mağazalarından birine anlaşacağım Köşesinde oyuncak Galatasaraylı oyuncaklar Çocuk yatakları, yastığı, çarşafı Halısı, perdesi Galatasaraylı olacak evet. O da Galatasaraylı e, Mobilya sektöründe bir yerde köşeye girecek Hem ürünleri takip edeceğiz Yani ben evimdeki Çocuk yatağımdan gaz Galatasaraylı olmasını istiyorum. Çocuklarımın Galatasaraylı olmasını Herkes onu ister. Evet. Yerdeki halısından, yatağından, çarşafından, perdesine gaz Galatasaray istiyoruz. Bunu yaptığımız takdirde Galatasaray'a her yıl ciddi bir gelir gelir. Evet. Ve marketten de tek sana vereceğim Galatasaray reyonu dediğim için marketten de ayrı bir para alacağım. Evet. Ve ondan da satış yeri gelirleri oluşturacağız. Bunu sportif kulüpler için markaları, sanayinin markalarını yok ediyor ama bu bir ticaret ve kalite. Rekabete girecek. Biz Galatasaraylı bu. Aynı firma de... Fenerbahçe'ye versin, Beşiktaş'a versin, Trabzonspor'a versin. Herkesine kendi bu büyükler içerisinde bu işi en iyi yöneten Fenerbahçe mi oldu? Yani markasıyla satış yapma konusunda yani Gözlemin nedir? Ee, Galatasaray'ı mı bir başka kulüple <laughs> ne olursa olsun karşılaştırmam. Yani e, fanatik değilim evet. e, miyim, fanatik miyim bilmiyorum ama. Yani burada fanatiyim Galatasaray <laughs> derim. Ortada bir başarı varsa söylemek lazım canım. Ee, şey 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 Galatasaray dışında bir şey söylemeyeyim ama hmm. bunları ben hepsini anlattım, yazdım. Hmm. Ama bunlar uygulanmadı. Sportif hmm. Ayşe. Ee, ticari bir kurum gibi gidiyor Galatasaray'ın yönetiminde buralar e, maalesef çok şahibeli. Bir tür geliyor, stada geliyor. Herkes biliyor Galatasaray hı. ürün grubu ve tür yok. Hı. Hala o turun nerede olduğunu bilen yok, hesabını veren yok. Hı. Fakat sportif bu turun ürünlerini parasını ödedim mi ödemedim mi onu da yönetim araştırsın ben diyeyim. Beyoğlu'nda kira ödeniyor 100 bin hı. dolardı. Şimdi kaç ne kadar bir fiyat bilmiyorum. E şimdi. Galatasaraylı satış yerleri yaptınız. Bari onu dedim ki ya bunun Amerika'da örnekleri var. Lokantalar, yemek ve duvarlarda formaları çerçeve içinde kramponu, şortu, şeyi buraya koyarsın. Ürünler depoda olur böylece depo depodan yani bir teşhir mağazasını ekonomik çözersin. Hem kafe yemek var hem de orada Galatasaraylı bir yerde. Ürünleri de kasaya girip şu ürünü şu ebatı istiyorum şunu seçtim deyip çünkü artık batıda baktığınızda New York'a gittiğinizde ürünler açık büfe böyle gösterilmiyor hepsi evet. depoda gidiyorsunuz bilgisayardan şu ebatta şu modeli beğendim diyorsunuz bilgisayarda dar alanda az maliyetli genel gideri az evet. bir ticaret artık dünya ticareti buraya gidiyor. Biz dünya ticareti buraya giderken biz tek bir ürün geniş alanlar kira ve personel bir de en kötüsü. Ürün çalındı. Çalınan ürünün zimmeti yok. yani Çünkü bir günde iki tane müdür var. Hangi müdürün döneminde çalındı? Yani sahibi de yok malın. Şimdi böyle bir yapı, kendi malın olsa, kendi işin olsa böyle bir yapı kurar mısın? Kimse kurmaz. Kimse o zaman niye Galatasaray'ıma kuruluyor? Yani Galatasaray'da yanlışların var. İnşaatla ilgili de şu anda bütün o projeler ben zaten anlatmıştım 2018'de. Florya'daki yan taraf bize ait olmayan yeri de alalım, birleştirelim. ...ve yüksek e, imar talebinde bulunarak... E, o konuyla ilgili şeyde... ...Emlak, emlak Konut'la, ile falan anlaşmalar imzalandı hatırladım. Bu anlaşmalar kadar. çok doğruydu... ...fakat e, öyle bir algı yaratıldı ki... ...bu sözleşmeler iptal olduğunda... ...ya iptal etmek istemiyoruz diye bir mücadele verdi yönetim... Hı. ...fakat sonra döndü taraftara... ...sosyal medyadaki palavra, troller üzerinden... Hı. ...bu bir başarı Galatasaray TSC'ni geri aldık diye. Yani böyle bir başarı yok. Yani Galatasaray... E, ...spor sahasına... Konut izini alıyorsun. Yüksek imar. Evet. Oradan çok ciddi bir para gelecek. Fakat sen orayı boşaltıp Kemerburgaz'a gitmeyi taahhüt ettin. Orayı boşaltmadın. Kemerburgaz'a gitmedin. E adamlar da orayı boşaltmadığın için bir de para evet. ödemişler. E, toki'nin de bir bütçesindeki ciddi bir açık oluyor. Sana arsayı e, geri veriyorum. Çıkıyorum ben bu. Sen sözleşmeyi yerine getirmedin diye. Toki iptal etti ve parayı geri istedi. Tabii. Ve parayı da aldı. Ve faiziyle beraber aldı hem de. Yani yönetimsel olarak çok büyük bir negatiflikti. Fakat bu negatifliği Türkiye'de algıyla maalesef böyle bir ülke olduk. Maalesef, Sahte evet. troll hesaplarla, sosyal medyalarla çok kötü başarısızlıklar, çok kötü yanlışlar. Sanki ben başarılı bir iş yaptım diye ters taraftan sunuluyor. Ve ne acı ki genel kurul üyelerinden çoğu da buna alkış tuttu ve doğruymuş gibi algıladı. Şey gibi, İnanamadım. Eee tribüne e, kendi taraftarını sokmak gibi bir şey bu da. Sosyal medya daha da beter belki de. Hani rezalet. Bazen kendi yöneticilerin aleyhinde e, slogan attırırlar falan ya. E bu, Ga bu Tabii Galatasaray'da değil bu maalesef her bütün taraf, kulüplerde. Her taraf, her taraf. E, belli bir taraftara bedava ücretsiz bilet evet. veriliyor. Bir de alsana şu kadar da para deniyor. Aynen. Bunları hepimiz maalesef duyuyoruz. Gözünle gördüm mü? Görmedim ama o kadar çok dinledim Yok, ki. Bütün, bütün kulüpler için konuşuluyor bu. Evet yani bütün şey kulüplerde var. ve taraftar o gün kim daha iyi parayı verirse o yönetici hakkında tezahürat yapılıyor. Bana Aynen. tribünlerden hiç... Bravo Fatinoğlu ne kadar güzel proje yapmışsın diye tezahürat yapılmadı. Bunun da anlamı şu, ben bu işlere, bu ahlaksız Bilmiyorum. ilişkilere girmemişim. Peki başkanlık, başkan adaylığı nasıl gelişti? 2018'de Galatasaray'ın mali yapısına baktığımızda Dursun Özbek, tarihinin en büyük zararıyla 485 milyon bir zarar açıklamıştı. Mustafa Cengiz bu yapının boyutunda tabii kısmetine SPK'dan ciddi bir para geldi o tarihte. Dursun Özbey'in esasında hazırladığı hisse arttırımıydı. O gelen para bir futbolcu transferinden gelen paralarla e, bir rahatlama oldu. Ama maalesef yine bilen çöker çıkmadı. Hı hı. E, ve gidişatta iyi değildi. Ve ben gidişatın çünkü gelir yapısı o günün tarihinde 500 milyon TL. Galatasaray'ın toplam geliri gider ise 1 milyar 200 milyon. Yani 700 milyonluk bir açık oluşan bir proje boyutundaydı Galatasaray. Yıl 2018'de. Hı hı. Bu açığın 700 milyonluk açıkta da 300-350 milyonu da faiz gideriydi. Bu faiz giderinin artık e, yönetilebilir hali bitiyor. Çünkü 500 milyon gelir, 350 milyon faiz ödeniyor. Ve bu ödenen faizlerde de tabii çok şaibeler var. Çünkü para devletin parası değil, e, faktöringlerden alınmış ve alınmış faiz oranları... o günün şartlarında piyasada %12 faizden para varken kulübe baktığınızda yüzde 28 32 bantında tefeci faiz gibidir yani. Yüzde 28 de 32 Öyle faiz ödeniyor. Para yüzde 12'li. Yani düşünebiliyor musunuz? 300-350 milyon bir para alıyorsunuz. Yüzde 10-12 ile almanız gereken para yani 300 milyon. Bir de Galatasaray sevgisi var yani evet. bankalardan düşük faiz alırsın. Yüzde 10 ile alsa ki 10 bile o zaman için pahalı. 9'lu faizler. 300 milyonda %10, 30 milyon. Hı hı. Ama siz 32 ile 300 milyonu alırsanız ödenecek para inanılmaz bir boyuta doğru gitmişti. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın parayı tedarik ettiği yerde yanlış. Ödediği faiz yanlış. Gelir kalemleri zayıf ve gelir kalemi sportif aşe ve tribün. Ve buralarda da hı hı. ciddi sorun vardı. Şimdi buraları bugüne geldiğimizde loca sayısı yükseltilerek ve loca fiyatları ve bilet fiyatları yükselterek burada bir gelir artışı yaratıldı. Kemerburgaz'a taşınma hamlesi yapılarak, hı hı. Florya boşaltılarak, bunlar hep benim proje şeylerimde vardı. Ve yan tarafta alınarak burada yüksek imar talebiyle ciddi bir gelir gelecek. Peki niye başlamadı ben de bilmiyorum. Hı hı. Yani bugün itibariyle niye başlamadığını ben de bilmiyorum. Nedenlerinden biri Kemerburgaz hazır değil. Ama Kemerburgaz'da saha yapımı, Hepimiz inşaat sektörünün içinden gelen kişileriz. Kemerburgaz'daki sadece bir futbol sahasını dozeri sokarsan, sabahleyin sokarsan, akşamleyin sahayı hazırlarsın. Üzerine zaten sahanın hazırlanması, hepimiz biliyoruz ki çim saha halı bahçeye 24 saatte getirip çimide yayarsın. Yani bir saha çevresini telle doldurmanız... Ben diyeyim size Ali Fatinoğlu bunu dört günde bitirir. Hadi hiç işi bilmeyen birisi 8 günde bitirir. Ama bir küsür senede, bir buçuk sene olmuş. Bunlar daha bitmediği için Florya boşaltılamıyor. Boşaltılamadığı için gelir başlamıyor. Orada en, MCCK, en, en hızlı yapan şey Kasımpaşa oldu biliyorsun. E şimdi Kasımpaşa'nın başında iş dünyasından gelen bir Turgay Ciner var. Tabii. Herkesin hayranlıkla bakacağı bir tesis yaptı. Hatta ben bir şeyde bir seyahate karşılaştık, takıldım dedim ki ya ruhsat bile almadan başlamışsınız falan dedim. dedi ki ya yeşil alan yapıyorum dedi. Yeşil alan için ruhsat pek gerek var dedi. Yani o kadar pratik anlamda söylüyorum. E şimdi bahçe yapıyor doğru tabii. ama tribünleri de yaptı. Kulu teşhir. Sonra tabii orada. Ondan sonra yaptı. <laughs> olan... Sahanın düzlemesini onu da. Ee... Tabi o kadar basit değil o işler tabii yani. E, hafriyatın da ruhsatı var. Bahçenin de şey var ama, ama yapabiliyorsun. Yani Cezası yok. yapıyor tabii şey Cezası yapıyor yok. Tabii. Ee, şimdi bir de spor kulüpleri ya burası spor kulübü. Onun için e, belediyede, belediye devlet de destek veriyor. Türkiye'nin yani reklamı. kişisel çıkar değil, şirket çıkarı diye çünkü. Ülkenin o reklamı futbol takımı yurt dışına gidiyor, maç yapıyor o ülkede evet. Türkiye'yi, Türk bayrağını getiriyor, temsil ediyor. Spor şu anda dünyada hele futbol ülkelerin en büyük imajı. Şimdi Brezilya'yı herkes seviyor dünyada. Niye seviyor? Futbol takımından, Pele'den dolayı. Evet. Galatasaray sayesinde dünyanın her yerinde ben 84 ülkeye ihracat yapıyorum. 84 ülkede gittiğimde mutlaka iş dünyası sohbetinin içine 3 e, dakika, 5 dakika, 10 dakika Galatasaray girer. Biliyorlar değil mi? Evet, kesinlikle biliyorlar. Galatasaray'ın bilinmediği Güzel hiçbir abi. yer yok. Güzel. Ve Galatasaraylı o kadar insanlarla karşılaşıyorum ki... Evet. Yani anlatamam, işim işim unutuyorum. Adam Galatasaray tutuyorum diyor. Çocuğum Galatasaray'ı seviyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir evet. mi? Yani, müthiş etkileniyorum bu ülkenin en büyük reklamı. Hı hı. En büyük reklamı. Ya şimdi. bu Galatasaray Fenerbahçe dese de sevinirim. Beşiktaş dese de sevinirim. Onu evet. da söyleyeyim. Adaylığı Ama Galatasaray aday... daha çok seviniyorum. Adaylığı daha tamamlayamadık aday... Adaylıkta bu projelerin hepsini hazırlamıştık. Bunları yerine getirilmesi gerekiyordu. Ben bir de spor sağları e, sahaları projesi hazırlamıştım. Nedir bu? Şimdi her belediyeden Galatasaray ...ya da Fenerbahçe, Beşiktaş... ...biz Galatasaray Spor Okulu yapacağım dediğinizde... Hı hı. ...belediyenin imarı olmadığı yeri... ...hayra hayra size verir. Çünkü sahayı düzlüyorsunuz, çeyi koyuyorsunuz. Orası bir sportif alan. Oradaki gençler gelecek. Hı hı. Ve orada... ...bu tip bir yapılar kurularak Türkiye'nin her yerine ...bu arsaları Galatasaray'a... ...tahsis edilmesini istemiştim. 49 yıllığına. Hı hı. 49 yılında bunları tahsis aldığınızda ne oluyor? Galatasaray'ın bilançosuna... Bu arsalar kiralık e, olarak değil, para ödemiyorsun, tahsis olduğu için bilançonuzda yer alabiliyor, hmm. varlık olarak. 49 yıllığına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bilanço güçleniyor. Bravo, ekonomi hmm. yönetiminden birinden konuşunca böyle oluyor. <laughs> Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Ege sahilleri, Antalya'sı, An İş Anadolu'su, İstanbul'u... İstanbul'da 39 tane ilçede, birer tane alsanız 39 tane arsa sahibisiniz. Bunun bir ekspertiz değerini yapıp 49 sene kullanacağım dediğinizde bir rakamla buluşursunuz. O rakamı bilançoya koyduğunuzda bilançoda bir varlık çıkar. Pasifteki borcunuz buradaki varlığa göre bilançoda daha bir değişeceği için sizin bilançonuz aktif varlığı, pasif varlığı rahatlıkla yani varlıklar borçları ödeyebilir diye resmi belge oluyor. Resmi belge olduğunda bankaya bunu rahatça sunabiliyoruz kredi alabiliyoruz. Düşük faizle kredi alabiliyoruz. Evet. Çünkü bilançonuz güzelleşiyor. Bunu bir de SPK'ya tabi olduğu için de uluslararası alandan da fonlardan da bilançonuzu göstererek kredi alabiliyorsunuz ve düşük faizle. Çok çok düşük faizle. E zaten geliriniz dövizle. Futbolcu da yurt dışına dövizle. Yurt dışı kaynaklara siz bunu rahatlıkla sunabilirsiniz ve böylece de e, çok düşük faizde uzun vadeli Kredi tedarik ederek şu faiz sarmalından Galatasaray'ı kurtarabiliriz. Hmm. Şimdi bu spor sahalarından da düşünebiliyor musunuz? Galatasaray basketbol. Galatasaraylı eski sporcuları buraya hoca olarak davet edip yönetimini de o bölgedeki iş adamı derneklerine vererek. Çünkü bir sürü iş adamı dernekleri var. Ne iş yapıyor dediğinizde Galatasaray kartvizitini kullanıyorlar. Ama ne yapıyorsunuz dediğinizde Galatasaray'a ne katkınız var dediğinizde Onların da bir katkı sunabilecek bir alanları yok. Tabii. Oradaki spor sahasını al buradaki iş adamı derneğine verdik. Sen burayı işlet. Burada hatta gazeteli ürünler satış yerinde kur. Senin zimmetinde olsun. Bir de kafeterya gibi bir şey koy. Sahaya çünkü insanlar geliyor. Hem orası bir, bir gelir elde eder. Ve şunu diyeceğiz işletmeye. Her yıl benim takıma, kadroma bir ya da iki tane genç göndereceksin. Buradan Türkiye genelinde gençleri kendi evinde tespit edip, Burada yetiştirilip sonra da bizim ana merkezimize Kemerburgaz'a da buradan yetiştirilmiş özel gençleri seçip bu 30 tane olur ama 300 tane değil. Bu gençlerin hem okulları hem günlük yaşamları yurt gibi buraya getirilip onlar bir Galatasaray ahlakı ve sporcu ahlakıyla bir yetiştirilir. İki evet. eğitim hayatının sıkı takip ettirilir ve mecbur tutulur. Gerekirse hoca tutarak derslere de destek verdirilir. Ve bu çocukları, bu yetenekli çocukları Galatasaray'a, sırf futbolda değil, tüm branşlarda Galatasaray'ın geleceğini yaratırız. Hmm. Bu spor okulları, bu projeler, projemde... Bu projeler elde olunca ben aday olayım bari, kendim yaparım ben diye mi? Ben böyle istedim? 47 tane gelir projesini hazırlayınca dedim, bunları anlatıyorum, anlattığım kişi dinleyecek, anlayacak, bunu uygulayacak. Şimdi çok zor... Bunun olmadığını gördüm ve ben bundan dolayı adayla çıkayım dedim. Müthiş bir kadro kurdum. Yani hiç abartısız Galatasaray'ın bugün bile iddia ederim o gün kurduğum yönetim kurulu listesi. Yani hmm. ben burada genişletilmiş yönetim kurulu demişim. Çünkü Birliği'nde de biz genişletilmiş yönetim kurulu yapıyorduk. Hmm. Yani 10 kişiyle yönetim yapmıyorduk. Bir başkan 10 kişiyle niye yönetim yapar? Çatlak ses çıkmasın rahat rahat ne dediğim yerine getirilsin diye yönetimdekileri getir. Benim öyle değil. Ben denetim, sicil hepsi hepsi de Hepsi oluyor. beraber yaklaşık bir 50 kişiye yakın bir kadro genişletilmiş yönetim kurulu yapacağız hı hı. ve burada bütün bir yapıyı profesyonel bir yapı üzerine kuracağım ve o profesyonel yapı bizim her toplantımızda aylık toplantımızda durumunu izah edecek ve orada 50 kişiden fikir çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Galatasaray Genel kurulu üyesi 50 kişi. Her biri Galatasaray'da cin gibi konu bilen, zeki, akıllı, tecrübeli, kültürlü bir kişinin göremediğini bir başka kişi görür. Ve 50 kişinin her ay orada rakamları, sonuçları görecek ve vizyonunu değerlendireceğiz. Böyle bir kadro kurmuştum. Ve bu kadroyla e, yola çıktık. Şampiyon olduk. Şampiyon olduğumuz için her şey bitiyor. Hiç onun için şey, Tabii. gönlümde şey yok. Mustafa Cengiz Başkan'dan yönetimiyle şampiyon oldu. Helal olsun. Salı günü kupa töreni var. Cumartesi günü de seçim var. Hmm. Salı günü lojama gittik. Benim arkadaşlar da geldi. Üç loca yanımız İnan Kıraç Bey'in yeri içmiş. Ve haber geldi İnan Kıraç Bey seni bekliyor. Hayatımda hiç görmemişim, tanımamışım, tanışmamışım. Derin Galatasaray diye söyledikleri için İnan Kıraç şimdi ne diyecek, ne yapacak? Bir heyecandan yola çık geçtik lojasına. Yanımda üç tane arkadaşım var. Birisi Kalamış Tesisleri'nde yapan Galatasaray Lisesi kökenli Levent Karadeniz. Hı hmm. hı. Bir diğeri Marmara Bölgesi Tapu Müdürlüğü'nden bulunmuş İbrahim Bozan. Onu da Galatasaray'la o spor sahaları alacağız, o tapuları Galatasaray'a alacağız ya onun için o bölümün başında olacaktı. Ve hatta üçüncüsü de Mustafa Cem Özdemir. O da Ankara'dan gelmiş. Banka piyasalarını çok iyi biliyor. Benim bu projelerimin içinde biraz uçuk kaçık kalır diye o zaman tam anlatmadım. Galatasaray Bankası projem vardı. Hmm. Galatasaray Bankası'nı kuracaktık Danimarka üzerinden. Bütün her şeyi organize etmiştik Mustafa hmm. Cem Özdemir'le. Galatasaray Kartı'nı yapıyorum. Galatasaray Kartı'yla herkes Galatasaray Kredi Kartı'nı kullanın bankadan. Böylece bir bankaya para kazandıracağıma kendi bankamızı kuralım. Ve ana cadde değil, bina ikinci kat, üçüncü kat. sitatta kuracak, az şubeli. Ama kredi kartının e, ama buradan vermenizde bir sorun yok. Dışarıda kuracaksınız, dışarıda değil. Danimarka Danimarkayısında kurup onun şubesini getiriyorsun. Türkiye'de almak kolay değil. Kolay değil. E, de onun çok, için çok maliyetli. Evet. E, çok maliyetli ama bunu oturttuktan sonra eee Galatasaray'a başarıyı aldıktan sonra e, gidip Cumhurbaşkanımızdan bunu talep edeceğiz. Bakanlar Kurulu, karaylan her şey olabiliyor. Hmm. Ama önce bir şeyler yapmadan, kendinizi Umar göstermeden tabii. bir şey isteyemezsiniz. Hmm. Bu projeyi yapmıştık. Hı hmm. hmm. Galatasaray Bankası. Evet. Şimdi o arkadaşla beraberim. Yani 47 hmm. proje var şimdi hepsi böyle içe. Şey. Şimdi gittik yanına. İnan Kıraç beyefendi bir adam. Yanında hmm. biri var. Aynen şöyle dedi. İçeriye geldi. Duvara yaslandı. Beni dedi ki seni çok geç tanıdım. Çok kötü oldu. Benim dedi ben dedi Atlan Polat dolayısıyla Galatasaray'a küstüm. Hmm. Dedi oradaki alan dedi şu kadardı. Biz bunu daha küçük alan alındı. Taşınma şeyleri şunlar yanlıştır dedi. Ben de Şaşkınlıkla dinliyorum yani e, heyecan duyuyorum de, yalan söyleyeceğim ve dedi ki seni dedi geç tanıdım sen dedi benim yıllardır aradığım başkan adayısın yalnız dedi şimdi dedi bu seçimde sana oy vermeyeceğiz sen bizim B planımız olacaksın çünkü bak şampiyonluk töreni var cumartesi günü kupa kaldırılacak orayı bırak Mustafa Cengiz kazansın hmm. e, dedim siz beni bunun için mi çağırdınız dedim ben de bozuldum hayır dedi. Ben samimi söylüyorum. Sen bizim Galatasaray'ın B planı ol. Çünkü çok vasıflısın. Bu seçimi kaybedince dalından kopan çiçek gül gibi olacaksın ve küsüp bırakıyor çok kişi gidiyor. Sen küsüp gitmeyesin diye seni şimdiden söylüyorum. Bizim B planımız ol. Eğer bu cumartesi günü şampiyon olmuş takımın yerine sen başkanlığı alırsan takım ligde 3 maç kaybederse bu tribünler başına giyotin olur Mustafa Cengiz ve seni devirirler. Bir daha da Galatasaray'da görev alamazsın. Hı hı. Onun yerine bekle Mustafa Cengiz. Devam etsin. Başarılı olduğu müddetçe başımızın üstünde yeri var. Başarısız olursa, çekilirse B planı olarak sen de hazır ol kenarda dedi. Hı. Dedim ki ben bunu şu anda çok hazırlandım. Kendi cebimde aile bütçemden paramı da hazırladım. Ekiplerle kadrolar hepsi yola çıktı. Ben böyle bir davranışta bulunursam bana güvensizlik olur. Bu benim kimliğimi sarsar ben yola çıktım dönemem. Ama dedim bana da oy vermiyorsanız ben iki dönem kesinlikle de aday olmayacağım. B planı olmak istemiyorum dedim. Yani ben hı hı. bu yapının B planı olmam. Ali Fatinoğlu dünya çapında bir sanayici ve iş adamı. Performansım, başarılarım hı hı. hepsi ortada. Galatasaray'a yönetmeye de hazırım. Korkum da yok 3 maç kaybedilecek diye. Benim böyle bir korkum da yok. Ben Galatasaray'ı alıp Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yapma hedefiyle yola çıkacağım. Hı, hı. Uluslararası menajerlerle görüştüm. Fiyatlar o kadar yüksek değil. Türkiye'deki yurt dışından gelen futbolcuların bu medyada geçen ya da satın aldığı gibi rakam değil. Çok ekonomik ve dostlarım var. Dünyanın her yerine ticaret yapıyorum. Oralardan çok iyi futbolcuları kaynağını tedarik edeceğim. Ben altyapısını evet. kurdum. Ve hazırım dedim. İsmini vermeyeyim yanlış olur ama e, o dönemde birkaç kişi fısıldadı. Dünya çapında çok ünlü yeni bırakıp Çin'e giden bir Hı hı. Futbolcu hazırdı ve bana gel sözleşmeyi imzalayalım dediler ve çok cüzi bir rakama yani Türkiye'ye göre 6 milyon dolar gibi bir rakama imza çaktı. Ben başkanlığı daha almadığım için imza atmadım. Keşke atsaydım. 6 milyon dolar en fazla şirketimin elemanı olurdu. Çin'e gitti. Çok büyük para aldı. Hatta kendi adına e, şarap markası oluşu bir ondan da para <laughs> aldı adam. Yani adama <laughs> adam ticaret yapmış oldu. Benden 6 milyon dolara anlaşacağını adam 5 katından fazla para alarak Çin'e gitti. Evet. Şimdi ben hazırdım her şeye. Çünkü iş adamıyım, ne yapacağımı biliyorum. Adım adım bütün geleceği planlamıştık. Çıktık sahaya, oy alamayınca... moralimiz e, bitti ve dediğim gibi de iki dönem ben başkanlığa çıkmayacağım dedim. Hmm. Şimdi üçüncü dönem çıkmayı düşünüyor musun? Şu anda Galatasaray'a başkanlık e, ya da yönetim değişikliği... E, çok doğru olmaz. Hmm. Çünkü takım şampiyonluğa gidiyor ve karşısında... Fenerbahçe'de Ali Koç çok zor durumda. Beş dönemdir kaybetmiş. Bu senede şampiyon olmak zorunda. Yoksa büyük bir başarısızlıkla evine dönen kişi olma durumunda. Hı hı. Devam etme kararı alması da karizmasını çizdirecek. Böyle bir şirket ya holding, dünya çapında bir holding... Evet. Ne olursa olsun o holdingin yönetim kurulundan birinin bir spor kulübünde 5 yıllık bir performans gösteri başarısız olmuş ve bunu hala devam ediyor deyince şirket yönetimi açısından holding yönetimi açısından artık doğru değil burada bir frene basılması gerekir diye hı hı. demeleri gerekir. Bunu düş öyle düşünüyorum ama olur olmaz ayrı bir konu. O yüzden Ali Koç için bu çok büyük bir sorun ve bu şey için şampiyon olması gerekiyor. Evet. Bu şampiyonluk olması dediğinizden zaman tabii sahanın çok atmosferi çok agresifleşeceği belli. Bu şunu demektir, ben Galatasaraylıyım. Hmm. Dursun Özbek ve ekibinin seçimi düşünmemesi lazım. Eğer seçimi düşünürse, seçim için hazırlık yaparsa, zamanını, enerjisini, parasını, hmm. parasını bir kere daha söyleyeyim, seçime ayırır. Hayır, bir Galatasaraylı seçimi ya Haziran'a, Temmuz'a erteleyelim... Adaylar çıksın. Bakılır, evet. Ama yok... seçimi ertelemiyorsak... bütün Galatasaraylı kardeşlerimden, çünkü her yerden bana tek Hı -hı. telefon geliyor, teklif geliyor, düşünce geliyor... yönetim teklifleri de geliyor. Herkes aynı şeyi söyledim. Galatasaray... belki de tarihinin en kritik... şampiyonluğuna gidiyor. Hı -hı. Bu şampiyonluğu almamız gerekiyor. Şampiyon olamayan takım, geç, önümüzdeki iki gelirlerden ciddi boyda... E, ızdırap çekecek. Evet. Bu şampiyonluğu alması gerekiyor para için Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe'de ise bambaşka bir şey var. Bireysel kimlik erozyonuna uğrama tehlikesi var. Ve Türkiye'nin en büyük holdinginin sahibi. Hı hı. Onun için bu erozyon kaybıyla hayatının sonuna kadar başarısız olduğu gibi bir etiket alacak. Bundan daha kötü bir şey yok. Yani ben Ali Koç'un bu duruma gelmesine inanın çok üzüldüm. Hepimiz Çünkü üzülüyor. Türk evet. futbolu için böyle bir iş adamı, holding sahibi, sanayici, kulübü başkan olmasına çok sevindim. Çünkü kulüp başkanlıkları maalesef işleri bozulan, paraya ihtiyacı olan, medyada 3-5 tane ya da sosyal medya 3-5 yere 3-5 kuruş para verip kendi adını popülerliğe getirtiyor ve kulüp başkanlığına ya da kulüp yöneticine gelip ekonomisini toparlıyor. Hı. Şimdi gerçeklere baktığımızda Fenerbahçe'de Ali Koç adını bu kenara koyalım bütün kulüpler için bu geçerli. Hı. Ve ekonomik durumu bozulan herkes oralara giriyor. Işte. Bu, burada imkanı olan kişiler spor yöneticiliğine soyunuyor. Çünkü zaten parası yok. Kulüple para vermesi lazım. Şimdi Galatasaray'ın başkanı oldunuz. Öbürsü gün kulüpte takım antrenman yapıyor. Sabah kahvaltısından öğlen, akşam yemenekler gıda almanız lazım. Hı. Çalışan personelin maaşını vermesi. Lazım. Elektrik e, idaresinden fatura gelmiş. Bunların ödenmesi lazım. Kasada da para yok. Evet. Bu paraları vermeye başlıyorsunuz. Ne kadar para verirseniz verin düşünebiliyor musunuz? Günlük para ihtiyacı bugün 2,5 3 milyar TL boyutunda. Yani günlük 100 milyon TL. Yani 3 milyon dolar iki, e, para koysanız, 5 milyon dolar para koysanız bu para bir haftada, 10 günde yok olup gidiyor. gidiyor. Demek evet. ki hiçbir yönetici parasıyla bile gelse vereceği para ancak hiç, e zaten, sayılı günü kurtarıyor. Her şu şey orada parasız düzel, geliyor. Düzelmemesi oradan ya gör, görünüyor zaten şimdi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın yani şeyleri bilançoları ya da işte mali durumları bir türlü düzelmiyor. E Fenerbahçe'den o kadar e, hani sonuçta Ali Koç gibi güçlü bir ismin olmasına rağmen bir düzelmiyor. düzelmiyor. Paralar konuluyor. Düzelmesi de kısa vadede, orta vadede anlattığım gelir projelerine, anlattığım sportif projeyi altyapı sistemini Hı -hı. Türkiye geneline yayıp... masrafsız ve... sonuç alacak şekilde projeleri... başlatmadan... 2018'den evet. beri söylüyorum... hiçbir şey olmaz. Günlük sportif başarı olur. Yurt dışından dört tane iyi futbolcuyu getirirsin. Evet. Şampiyon olasın. Fiyatı da yükseltirsin. Komisyoncuya verdiğimiz para der. O paranın da yüzde seksenini... getiren yönetici cebine atar. Türk Hı -hı. futbolunun... yönetimi... maalesef bu sistemde Güzel. yürüyor bu sistemin değişmesi şart. Bu sistemi değiştirecek kişi de her kulübün genel kurulu üyesidir. Tabii. Şimdi Ali Koç geldiğinde niye geldi dediler. Ben dedim ki Ali Koç niye geliyor? Yani niye bu işe giriyor? Dedim ki Ali Koç çok saygın bir ailede büyüdü. Müthiş bir soyadı. Sokakta parasıyla olan ya her yerde çok itibar görüyor. Bankaya gidiyor itibar, lokantaya giriyor itibar. Ama bir şey itibar yok. Nedir o itibar? İş aramın, sanayicinin sokakta halk nezdinde sevgi eksikliği vardır. Halkın sevgisi yok. Hı hı. Ali Koç Fenerbahçe'de tribünlerde halk var. Evet. Yani bankacı, lokanta sahibi, otel sahibi ya da onlara ham madde satan birisi değil ya da bayisi değil. Halk var. Hı hı. Halkın sevgisini gördü. Ve halkın umudu oldu. Bu o kadar özel bir şeydir ki o halkın hı. sevgisi. Ve Ali Koç o halkın sevgisine karşılıksız kalamadı. Bu sevgiyi bir şeyler vereyim dedi ve bu sevgiye layık olayım dedi. Ve o sevgiyi tatmak istedi, sürdürmek istedi sevgiyi. Evet. Ama böyle bir sevgi orta ve uzun var diye taşınması mümkün çok değil. Kolay değil evet. Kısa var dedi. Ve bunların hepsinin devamlılığı, sportifte başarıya ihtiyacı var. Aynen. Şimdi başarı almadığı için de her sene o sevgide... o cümlelerde hakaretler duyuyoruz. Şeylerde o şimdi, da bunları duyuyor. Şimdi ben de onu soracaktım. Şimdi çok ciddi anlamda bir gergin ortam oluştu. şeyde Spor camiasında. Evet. Yani başkanların işte Ali Koç da dahil diğer başkanlar da dahil birbirlerine hani yani o lafları söyledikten sonra yüzlerine bakmayacak şeyler söylüyorlar. Yani bu ortamı nasıl değerlendiriyorsun patron? Şimdi bu çok doğal. Çünkü bir tarafta Türkiye'nin dünya çapında zengin ailesi ve bittiş bir itibar kaybı var. Başarısızlıktan kaynaklanan ...tribünlerdeki sevgi yerini hakarete küfüre aldı ve bu hakaretler ve küfürler... E, koç yönetiminin... holdingin, çalışanlarının hepsinin kulağında. Görüyorlar, duyuyorlar, taraftarın içindeler. Hı hı. Bu bilgiler Ali Koç'a akıyor. Hı hı. Medya üzerinden bu bilgiler akıyor. Sosyal medyada yazılanlar mutlaka... bir rapor halinde önlerine geliyordur. Buralara baktığında... müthiş bir itibar kaybı var. Hı hı. Ve bu itibar kaybını bıraktığı takdirde... bu hayatı devam edecek. Bunun için şampiyon olmak zorunda. Hmm. Bu şampiyon olmak için de tabii ki sinir sistemini koruyamaz. Agresifleşiyor. Kız sinirleniyor. Çünkü top geçmeyince çizgiden hadi al başına derdi. Hmm. Bir de bu işlerin içine yok hakemlerin taraf tutması, yok vardan gelen maçın sonucuna etkilemeler. Evet. E şimdi bu sefer buraları etkileyelim. Yok Türkiye'de maalesef olan şike konuları hı hı. ve Türkiye'de ve dünyada e, maç sonuçlarıyla ilgili uluslararası e, çok ciddi bir e, kumar dönüyor. Evet. Ve bu kumarda Bay, da bahisler yani. Bayışlar. E şimdi bu bahis sektörü Türkiye'de de var. Evet, evet. Ve Türkiye'de de kulüpleri ele geçirmek için adamlarını koyuyorlar. Ben Galatasaray'da buna çok mücadele ettim. Hı hı. Dedim ki bu kişiler doğru değil. Galatasaray'ı ele geçirip Galatasaray'ın maçlarını satmaya kalkabilirler. Hmm. Çünkü Galatasaray zaten kazanır. Para kazanacaklar. Yer kaybetmesi. Ben Galatasaray'ın kaybetmesi için çalışan birini affetmem mümkün değil, kabul evet. etmem mümkün değil. Sessiz kalmam da mümkün değil. Ve ben bu kişilerin isimlerine karşı açıkça ama medyaya değil sosyal medyada değil hmm. Galatasaray Genel Kurulu olgunluğu içinde tanıdığım sözümü geçtiği insanlara beni dinleyecek insanlara bunları anlatarak hı hı. baktım ki hepsi de aynı kanaatte. Yani Galatasaray'ı da bu işlerin içine çekebilirler. Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da ve bu işlerle uğraşıyorlar. Burada çok büyük paralar var. Maçın ilk yarısı 2-0 aleyhte bitecek. Maçı 4-2 kazanacaksın. Ya da maçı ilk yarısın 2-0 sen öndesin. Sonra maç 2-2 berabere kalacaksın. Evet. Ya da 3-2 yenileceksin. Şimdi bu, buna oynayan kimse olmadığı için çok büyük bir para veriliyor. Şimdi bunu dizaynı bir teknik direktör, kaleci, libero, dört tane, üç tane futbolcuyu satın aldım. Ya da yöneticinin arası iyiyse ki bunları duyuyoruz evet. yıllardan beri. Ben Elazığ'dayken bunları nelerini dinledim, duydum. E şimdi orada futbolcuya yönetici söylüyor, sen de şu kadar para alacaksın diyor. İnanılmaz bir para dönüyor. E Şimdi bu kadar paranın döndüğü bir yerde biz duygusal sevgiyle yürüyoruz. Evet. Ama onlar para için geliyorlar. E tabii ki bizleri istismar ederler. <laughs> Peki patron, son federasyon bu ortamda yani üstüne düşeni yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yani bu gergin ortam hiç olmazsa ortadan kaldırmak ya da yumuşatmak hiç olmaz e, şeklinde yapabilir mi bir şey? Burada üstüne düşeni yapabiliyor mu? Futbol Federasyonu'nun e, zayıf kaldığı, aciz kaldığı çok net görüldü. Hmm. Şimdi bir şirkette ya da bir askerde bile komutanınız pasif ve sessiz kaldığını görürseniz... git şuradaki toprağa taşı dediğinde gidip taşımazsınız. Hı hı. Gidersiniz ağacın altında yatarsınız. Tepkisiz kalacağını bilirseniz, yönetemediğini görürseniz... Hı hı. siz yönetimi ele alır... kendinize göre bir düzen kurarsınız. Şimdi Türkiye'de... futbol bu boyuta geldi. Futbol federasyonu... o kadar rahat yönetilir ki... yani inanılmaz bir bütçesi var... harikulade bir kendi tesisleri var, hı hı. imkanları var, kadrosu var, her şeyi var. Peki nerede gol Hakemden Ya hakem dediğiniz kişiye Daha evvelden para almıyor diyorduk Şimdi hakemlerin futboldan Çok ciddi bir ekonomik aylık evin Geçindirebilecek Türkiye'de ciddi bir para alıyor hı hı. Bir de bu hakemlere destek veren Var diye bir sistem var Görüntüyü alıyor veriyor O hakem ve var Hem hakemi satın alınması lazım hem varın satın alınması lazım Negatif bir şey yapması için Şirkeye evet. girmesi hı hı. için Yani artık bir kişiyi satın alarak çözemiyorsunuz işi İkiye çıktı ya iki tane adamın olduğu yeri bir futbol federasyonu yönetemez mi? Vardaki kişi kötü bir sonuç alırsa sen onu görevden bir daha vermiyorum dersin. Evet. Hangi varda adam 20 sene, 25 sene çalışacak, her ay para alacak. Kim 20 25 senesini geleceğini yok etmek ister? Evet. Oradan alacağı parayı kim kaybetmek ister ve topluma rezil olacak. Bir de tasfiye edilirse. Evet. Yani bir adamı sen buradan tasfiye ediyorum dediği zaman hayatının sonuna kadar tasfiye edilmiş kişi olacak, çocuğunun yüzüne bakamaz. Demek ki futbol federasyonu çekecek hakeme diyecek ki eğer yanlış bir karar verirsen hata başkadır. Tabii. Yanlış karar başkadır. Şimdi Fenerbahçeli futbolcunun kazandığı son dakikadaki penaltıya baktığında Top yön değiştirmediği zaman ele çarpması mümkün değil. Ele çarptı mı top patlar. Bunu futbolla uğraşan herkes bilir. Evet, evet. Bir var hakemi, bir yan hakem. Yan hakem var bir de. Bir de e, orta hakem. Üç tane göz bakıyor. Top önden geçiyor son dakikada ve penaltı veriyorsun. Şimdi bunu verden yan hakeme bir daha federasyonun içinden geçirmeyeceksin. <laughs> var hakemine geçirmeyeceksin. Orta hakemi daha geçirmeyeceksin. Üç birlikte bu hata. Bunu hata diye kabul etmek mümkün değil. Bu üçüne de görevine son verirsen... Futbol Federasyonu... Tıkır tıkır çalışır. Futbol Federasyonu yönetmek... Bir de öyle bir bütçe var ki Vahap hmm. Türkiye'nin yurt dışında da çok iyi oyuncuları var... Teknik direktör olarak... Bu takım, milli takımın... Uluslararası başarı alamaması... Kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye dünya üçüncüsü oldu. Ben gittim Japonya'da o maçı da seyrettim. Brezilya maçını. Türkiye nereden nereye düştü? Bu paralarla, bu imkanlarla... Milli takımı bu kadar düşüren bir yapı, bir futbol federasyonunun doğru yönetildiğini Hı -hı. söylemek mümkün değil. Tabii o, o zamandan bu yana gelen başka başkanlar da var, yönetimler de var. Hepsi hepsi, hepsi zaten yönetemediği için şu anda iyi yönetselerdi başta doğru kalırlardı. Hocam. Yönetemedikleri için hepsi gitti. Mehmet Büyükekşi ve ekibi de iş adamıdır, önemli mevkilerdir. Mehmet Büyükekşi'yi de severim, Hı -hı. dostumdur da. Hatta bir üniversitede konuşmacı olduk beraber. O konuşmada çok ilginç bir şey dedi. Futbol Federasyonu Başkanı olacağım. ben ne çalışır mısın dedi. Ben şaşırdım şöyle bir baktım. Nasıl yani dedim. Tam ee, hazırlandığı günlermiş demek ki. <laughs> evet. Bayağı hazırlanıyormuş. Evet. E, bu kadar hazırlanıyorsan aniden koltuğa oturmadın. Burada federasyonu nasıl yöneteceğini de bilirsin. Evet, evet. Mehmet Ekşi gibi bir isim bunu bilmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Durum bu. Patron çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bayağı içeriği dolu bir e, sohbet oldu. Tekrar teşekkür ediyorum bizi buraya kabul ettin. Şeref ee, verdiniz, şeref yaptık. verdiniz. Teşekkür ediyorum tekrar. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir başka loca sohbetlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.